üzerine bir şey söylememe gerek yok. Çünkü o konuşmalar üzerinden bu tepkiler doğdu. Millet kulaktan kulaktan oradan buradan duyup da izlemeyenler, yanlış fikir sahibi olanlar için bir daha aynı söylediklerimi daha anlaşılır bir şekilde söylemeye çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu söylüyorum. Ben hiçbir siyasi partiye ne üyeyim, ne bugüne kadar siyasetle işim oldu. Hatta geçmiş yıllarda bana birkaç defa da milletvekilliği falan da teklif edildi. Ama ben sanatçıyım, benim işim bu. Siyaset bana göre değil, mizaç yapı itibariyle girmedim. Bunun söylememin gayesi bilahare söyleyeceklerime bağlamı babında. Hal böyle. Artı Mustafa Keser 70 küsur yaşına gelmiş. Beni yakından tanıyanlar bilirler. Biz dinimizi, imanımızı, Allah'ımızı, kitabımızı bilen, ülkemize, bu ülkeyi bize kazandıran silah arkadaşlarıyla birlikte Ulu Önder Atatürk'ümüzü de yüzlerce defa televizyonda anmış, şükran duygularımızı ifade etmişimdir. Bundan sonra şimdi buraya geliyorum. Bunu niye söyledim? Bunu şunun için söylüyorum. Çünkü bu yapılan tepkiler büyük ihtimalle CHP kanalından gelen tepkiler. Onlar da hepsi siyasi olarak olaya baktıkları için benim siyasi konuştuğum gibi bir intiba uyandırmaya çalışıyorlar. Halbuki ben defalarca söylüyorum, siyasetle benim konuştuğumun ilgisi yok. Bundan kısa bir süre önce değerli müzisyen arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım, sinema dünyasından birçok arkadaş askerlerimize moral takviyesi olsun diye Hatay'a gittiler. Beni de davet etmişlerdi buraya. Ancak ben o gün burada 3. Havaalanı'nda bir konser vardı, işçilere verilecek olan bir konser vesilesiyle gidemedim. Yoksa ben de o arkadaşlarımla gidecektim. Müdahat defalarda birçok başka davetlerde de bulundum. Ama arkadaşlarıma yapılan bu kötü hakaret babında yapılan laflara da her ne kadar oraya gitmememe rağmen tepkisiz kalmam da mümkün değildi. Geçen haftaki TRT'deki canlı yayınımda bir vesile doğdu ve söylemek durumunda kaldım. Aynen şöyle söyledim. Şu size söylediklerimden de bazı cümleler söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu, değerli sanatçı arkadaşlarımla ilgili hakarete varan eleştiri demeyeceğim. Hakaret bu, eleştiriyle ilgili yok bu için. Hakarete varan sözlerini kınıyorum dedim. Keşke bunları daha usturuplu, daha edepli, hayalı sözlerle anlatsaydı belki hoş karşılanabilirdi. Belki diyorum, karşılanamaz. Belki en azından anlayışla karşılamasak bile tahammül gösterebilirdik buna. Veya aynen yine bunu da söyledim. Delidir ne derse yeridir deyip geçebilirdik dedim. Ama hal böyle değil. Bizi inciten, rencide edici laflarla bize hakaret etti. Dolayısıyla bunu keşke böyle yapmasaydı dedim. Onunla söylediğim hepsi bu kadar. Şehit aileleriyle ilgili de, yani bir Mustafa Keser'in bu kadar yıldır bu kadar vasıflara sahip bir insanın televizyon ekranlarında askerlere, şehit ailelerine ne bileyim yani dilim söylemeye bile varmıyor. Yani hakaret etme, ne bileyim alay etme veya işte hor görme gibi bir şey olabilir mi? Ben gerizekalı bir adam mıyım? Bu mümkün müdür yani? Bir Türk vatandaşı bırak beni, kimse bunu yapmaz. Hele içinde bile varsa alenen yapmaz. Hele ekrandan bunu hiç yapmaz. Bunun haricinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani gitsinler de, ha onu söyledim orada, dedim bu arkadaşlarım gidip orada, hani Hatay'a giden arkadaşlar, affedersin yani orada rakı sofrası kurup masada dansöz oynatmaya gitmediler abi. Bunlar orada askerlerimize moral takviyesi, musiki güzel bir şeydir, bunun örnekleri dünyada çok var. Elvis Presley'ler, Bob Hope'lar, Marilyn Monroe'lar.